Herkese selamlar. Didim Efeler Mahallesi İllalar bölgesinde 300 metrekare arsa üzerine kurulu tam müstakil 3+1 ayrı mutfak, havuzlu ve bahçede açık otoparklı lüks bir villamızın tanıtımını yapmaya geldim. Fakat dışarıda çok fazla rüzgar var. Dış çekimi çok uzun tutamayacağım. Hızlı bir şekilde anlatacağım. Zaten sesim eğer kötü geliyorsa yine de bunun çekimini yapmış olduğum için dışarıdan seslendireceğim. Ekstra bilgi olarak vermiş olayım. Sağ tarafımızda girdiğimizde hemen havuz alanımız mevcut. Havuz alanının yan tarafında otoparkımız mevcut. Aynı zamanda demir kapılı. Üstünüzde dilerseniz kapatabilirsiniz. Duvar üstü aydınlatmalarımız mevcut. Bahçe duvar üstü aydınlatmalarımız. Buradan da dediğim gibi yaya girişi mevcut ama dilerseniz üstünü kapatabilirsiniz. Sağ tarafta havuz alanımız var dedik. Dış cephe renkleri beyaz, antrasit gri, pastel renkler tercih edilmiş. Otomatik panjurlarımız mevcut. Havuz başına bir şelale alanımız bırakılmış. Hızlı bir şekilde böyle dönelim. Sol tarafımda barbekümüz var. Tezgahımız da var. Aynı zamanda hazırlayıp pişirebilirsiniz. Burada da biraz rüzgar az. Hemen sağ tarafında da güzel bir taş montalama yapılmış. Sol tarafa doğru ilerlediğimizde de güzel bir bahçe alanımız var. Ekilebilir yeşil alanımız. Arkaya doğru devam ediyor. Satış rakamından bahsetmedim. Buranın satış rakamı 6.250.000 TL arkadaşlar. 6.250.000 TL'ye akıllı sistem, yola sıfır, Didim Efeler Mahallesi villalar bölgesinde 3+1 ayrı mutfak, lüks bir villa alabilirsiniz. Havuzu ve otoparklı. Gerçekten güzel bu fiyata. Arka tarafa döndüğümüzde ekilebilir yeşil alanımız devam ediyor. Oldukça da büyük, kullanışlı. Diğer villayla da bu kısma bir çim çit yaptırırsanız daha izole bir alan elde etmiş olursunuz. Kullanım alanı daha güzel olur. Hava da çok soğuk. Gerçekten hava soğuk. Aynı zamanda rüzgarlı. Eğer sesim zaten cızırtılı çıkıyorsa dediğim gibi çekimini seslendireceğim. Yavaş yavaş çelik kapı kısmına doğru ilerleyelim. Çelik kapı kısmındayız. Bir basamak yükseltilmiş. Yine küçük süslemeli ağaçlarımız mevcut. Otoparkı gördünüz, havuzu gördünüz. Çelik kapıya gelmeden hemen önde böyle bir kapı daha yapılmış. Korkuluk gibi düşünebilirsiniz. Bu kapalıyken arkadan bir açışı yok. Hani çelik kapı kapalı olmasa bile bir de sineklik taktırırsanız yazın sineği çok olan bir bölge değiliz ama oluyor. O yüzden sineklikte taktırdığınızda çelik kapıyı kapatmadan açık kalabilir villa. Hava sirkülasyonu açısından. Gel böyle. İstersen tam ortaya geç. Girdiğimizde ilk önce bizi sıcak bir hava karşılıyor. Onun dışında güzel de bir antre alanı. Aydınlatmalarımız beyaz. Salon, mutfak ve antre alanı. Alt katta yerler seramik zemin. Beyaz. Bunlar galiba 70'e 70 diyebiliyorum. Yanlış değilsem. Buraya geldiğimizde merkezi kat kalorifer altyapı tesisatımız çekili. Merkezi klima sistemimiz de mevcut arkadaşlar. Onun dışında audio marka akıllı ev sistemimiz mevcut. Bunu da uzaktan kontrol edebiliyorsunuz zaten. Onu da diğer videolarımızda anlatıyoruz. Bir de merkezi klima demiştik. Merkezi kat kalorifer demiştik. Onların da kontrolünü bu tuştan yapabiliyorsunuz. Isıyı yükseltip azaltabiliyorsunuz. Aynı zamanda trafo da burada. Gel direkt salon alanına girelim. Güzel bir salon alanımız var. Lazer metre elimizde. Net metrekarelerini vereceğim. Bu da aklınızda soru işareti kalmasın diye taşıyoruz. Bilgileri size sunmaya çalışıyoruz en şeffaf şekilde. 5-10'a 6. 5-10'a 6 gerçekten güzel bir metrekaremiz var. Televizyon skart girişleri bu alana çekilmiş. Yaşam ünitesinde bu alana kurabilirsiniz. Güzel bir salon oturumumuz var. Aydınlatmalarımız bir avize beyaz. Aynı zamanda beyazda spot aydınlatmalarımız var. Hareket sensörü, duman alarmı, yangın alarmı mevcut. Zaten orada gördüğünüzde hareket sensörü. Onun dışında ekstra olarak yerler seramik zemin. Buradan havuza bakan güzel bir sürgülü kapımız var. Tam otomatik panjurlarımız mevcut. Buradan da otomatik mi? Evet, tam otomatik. Bazıları akıllı ev sistemi olduğu için bunu manuel yapabiliyor. O yüzden bunu göstermek istedim. Şöyle de durduracağım. Kalsın böyle. Güzel bir salon alanımız var. İki tane bu alanda, iki tane de tam kameranın arkasında havalandırma ve aydınlatma pencerelerimiz de var. Gerçekten güzel. Dört dörtlük bir villa. Kapılar da oldukça şık. Çift açılımlı kapımız var. Onu da göstereyim. O da gayet şık olmuş. Ortası buzlu camlı, flu şekilde. O da güzel gözüküyor. Yavaş yavaş mutfak alanına gelelim. Güzel bir mutfak alanımız var. Ufak tefek tadilatımız var. Müteahhitin içine sinmeyen bir yer vardı. Orayı tekrardan düzeltmek istedi. Akılda soru işareti kalmasın diye kendisi açısından. Onun için de buradan gerçekten eline sağlık diyoruz. Bunu kendisi fark etmesin. Çok iyi olmuş. Aydınlatmalarımız gün ışığı ve beyaz. Yerler yine seramik zemin. Gayet geniş bir mutfak alanımız var. Hemen size mutfak alanında metrekare bilgilerini vereyim. 3.60'a 2.70. 3.60'a 2.70 güzel bir mutfak alanımız var. Tezgahımız siyah granit. Dolap kapaklarıyla tezgah arası siyah seramik. Bir servis penceremiz var, oldukça büyük. Aynı zamanda dolap kapaklarımız beyaz, kulpları siyah, pervazları gri. Mikrodalganın, fırınımızın, ocağımızın yani fırınımızın
Dolabımızın yeri hazır. Aynı zamanda çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinin yerini de çift olarak ayarlamış. İlla ki yukarı bölgelerde de bunların yerleri mevcuttur. Buradan bir bahçeye çıkışımız var. Şöyle geçersen orada çok durduk. Biraz da bu açıdan görsünler. Buradan bir bahçeye çıkışımız var. Bu da göründüğü gibi güzel bir kapı. Bunun da panjurları var. Bu alanda bu kadar arkadaşlar. Yavaş yavaş üst kısma doğru çıkalım. Satış rakamımız 6 milyon 250 bin TL. Antre alanında göstermediğim bir kısım da misafir lavabomuz. Hemen bunun da ışığını açayım. Açılmıyor bunun ışığı. Ampulü sökmüşler çünkü. Küçük bir güzel minimalist merdiven altı tasarlanmış bir lavabomuz var. Kullanışlı antre alanından girildiği için çok da iyi diyebiliyorum. Neden? Bazılarında direkt salona dalıyoruz zaten villaların. Salondan tuvalete çıkışı biz değil de müşterilerimiz sevmiyor. Biz de onlara sunduğumuz için bizim de içimize sinmiyor bu tür villa tasarımları. Siyah mermerlerimiz, mavi spot aydınlatmalarımız, bir de bu alandan şu kısmı da gösterirsen güzel de bir gökyüzü desenli gergi tavan çalışması yapılmış yukarıda. Gel bir de buradan göster. Beyaz ve duvarlarda da gün ışığı apliklerimiz mevcut. Aydınlatma pencerelerimiz de oldukça iyi. Gergi tavan süslemesini de beğendim. Hemen şu oraya çıkartmışken şurayı da göster. Buradan çatıya çıkışımız var arkadaşlar. Onun bilgisini dipnot olarak vereyim. Bazı villalarda açıyoruz, merdiven iniyor. Bazılarında merdiveni biz dayıyoruz. Tabii ki bu değişiyor. Bunda ne var bilmiyorum ama buradan çatıya çıkabiliyoruz. Antre alanımız gayet geniş. Buranın ışığı yakmamışım ben. Bir avizemiz var gün ışığı tonlarında. Bir de dönen spot aydınlatmamız var yine gün ışığı. Gel böyle güzel bir yatak odamız var. Genişlik olarak ideal diyebilirim. Genç odası olarak da kullanabilirsiniz. Yatak odası olarak da kullanabilirsiniz. Her şekilde gayet iyi diyebilirim. 4.25'e 3.55 beyaz spot aydınlatmalarımız var. Bir de ortadakinin tam arkasında, asma tavanın tam arkasında gün ışığı şerit aydınlatmamız mevcut. Burada da bir balkonumuz var. Bu tür odalarda şöyle balkonu hemen göster. Arka bahçeye bakıyor. Güzel bir balkon alanımız var. Bu tür villalarda arkadaşlar bahçe daha aktif kullanıldığı için, havuz olduğu için, bir de salon mutfak aşağıda kaldığı için bu tür villalarda orta katlarda balkon az oluyor. Ama burada gerçekten iki tane başta ve sonda balkon olması çok kullanışlı. Bir de Fransız balkonumuz var. Yine panjurlarımız da mevcut. Televizyon skart girişimiz ekstra olarak burada çekili. Hemen şu köşede çekili, bilginiz olsun. Gel böyle hemen bu banyo lavaboyu gösterelim. Burada da güzel ortak kullanım bir banyo lavabomuz var. Totalde gördüğümüz iki lavabo, bir banyo, bir de bebeğin banyomuz var. Antrasit tonlarda, antrasit gri ve ahşap tonlarında kapaklarımız mevcut. Full aynalı. Duşakabinimiz de iyi. Duş başlıklarımız da gayet güzel. Yerler 60x120 seramik. Bu kısımda da bir lavabomuz mevcut. Termosifonunuzu da bırakacaksanız giderler buraya yapılmış. Hemen buradan devam edelim. Geldiğimizde güzel bir yatak odamız daha bizi karşılıyor. Televizyon skart girişlerimiz çekili. Aydınlatmalarımız gün ışığı ve beyaz. 3.30 enine arkadaşlar. 5.20'de boyuna güzel bir metrekaremiz var. Villada zaten laminat bölge yok. Galiba aşağıda var demiştim. Tam hatırlamıyorum. Ama çok fazla ile gezdiğimiz için hatamız varsa affola. Kafa karışıklığına neden olabiliyor. Ama zaten biz villalarda laminatı beğenmiyoruz demeyelim de biraz daha kalite açısından seramik daha iyi. Çünkü zaten villayı tercih eden kişiler daha çok yazın oturuyor. Bu nedenle yazında serinlik açısından seramik tercih ediliyor. Yaz kış oturanlar için de zaten ısıtmaları olacağı için ki dediğimde de kış yok zaten. Gel böyle çok da önemli olmuyor ve daha şık görünüyor seramik zemin. Cümleyi de öyle sonlandıralım. Geldik güzel bir yatak odasına. Çok geniş. Metrekare bilgilerini vereceğim. Hemen şöyle ölçeyim. Ölçmedi. Bir saniye. 7'ye arkadaşlar boyuna. 7'ye enine de 3.30. 3.30 gerçekten çok güzel bir yatak odamız var. Burada da balkon var. Az önceki odadan da çıkılıyordu. Görüldü mü bilmiyorum. Gelip buradan gösterir misin? Güzel bir balkon alanımız var. Dışarıda çok fazla rüzgar olduğu için balkonlara çıkmıyorum. Bu da havuz cepheye bakıyor. Onun bilgisini vereyim. Yola da sıfır. Hatta yolda gösterir misin eğer görmedilerse? Yola da sıfır. Gayet iyi diyebilirim. İki tane havalandırma pencerelerimiz. Aynı zamanda aydınlatma penceremiz var. Üç odada balkonu var. Üç odanın da balkonu var arkadaşlar. Fransız balkonları da var. Gerçekten bu açıdan çok iyi. Hem aydınlık hem hava açısından. Hava sirkülasyonu açısından gerçekten önemli. Burada da güzel bir banyo lavabomuz var. Yerlerde laminat desenli seramikler döşenmiş. Dolap kapakları da direkt koyu siyah. Koyu siyah, onlar da gayet iyi. Yavaş yavaş cümleyi toparlayıp sonlandıralım. Efeler Mahallesi villalar bölgesinde yola sıfır.
300 metrekare arsa üzerine kurulu. 3 artı 1 ayrı mutfak. Akıllı ev sistemli, müstakil havuzlu, müstakil otoparklı. Bağımsız bir villanın tanıtımını yaptık. Satış rakamımız 6.250.000 TL. Bu fiyata alınabilecek en iyi villalardan bir tanesi. Tercih çok fazla. Bizim kanalımızda da video çok fazla. Oradan bakıp inceleyebilirsiniz. Hangisi size hitap ediyorsa. Elimizden geldiğince en uygunlarını tanıtmaya çalışıyoruz. Daha çok uygunlara talep var son zamanlarda. Haliyle doğal olarak biz de anlıyoruz. Bu yüzden en uygunlarını çekmeye çalışıyoruz. Bu da burada en uygunlarından bir tanesi fiyat performans olarak. Burayı yerinde görmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.